Ticaret ve Sanayi Odası'nda Sayın Nafi Güral'ın başkanlığında 22 sene beraber hizmet etme imkanı oldu. O dönem içerisinde 3 dönem başkan vekilliği, 1 dönem meclis başkanlığı, 1 dönem de yönetim kurulu başkanlığı yapma fırsatı verdiler. İnşallah o geçtiğimiz dönemleri iyi değerlendirmişizdir. Bu arada da odamızın şahsıma vazifelendirdiği Kütahya Organize Sanayi'nde 30 Ağustos Organize Sanayi'nde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği, Zafer Organize'de de yönetim kurulu üyeliği yapmak fırsatı oldu. Fırsatı bana veren şehrime ve bulunduğum soya teşekkürlerimi sunarım. Mesleğim eczacılık, hala devam ediyor. Şimdi içeride bahsedildi. 1974 yılından itibaren Kütahya Organize Sanayi çok zor şartlarda kuruluşu gerçekleşti. Ama birçok hizmet gören başkanlarımız ve bürokratlarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız olmak üzere ciddi gayretlerin neticesinde son dönem büyük gayret sarf eden efendim Tolga Bey ve yönetimin gayretleriyle Türkiye'de sayılı organize haline gelmiş bir mekanda bulunuyoruz. İçeride de bahsedildiği gibi Kütahya'nın geleceği çok parlak olarak görüyorum. Bilhassa Zafer Organize'nin bulunduğu konum olarak havalanına yakınlığı, Ankara-İzmir otobanına yapılacak otobanına yakınlığı, İzmir'e olan yakınlığı, limanlara olan yakınlığı, hızlı treninde gelmesiyle Kütahya dışarıdaki hem yurt içi hem yurt dışı yatırımcıları çekebilecek gayet önemli bir noktada. Altyapısı da çok iyi bir durumda. Kütahya bence kısa zamanda, tabii ki şu anda dünyanın içinde bulunmuş olduğu sıkıntıları atlatabilirse, ki ümit ediyoruz, o zaman Kütahya en kısa zamanda hak ettiği yeri daha iyi bir şekilde bulacaktır. Çok büyük bir emek var arkasında, çok büyük bir birikim var. Dolayısıyla biz bugüne kadar emek vermiş tüm devlet yetkililerimiz başta olmak üzere organize sanayi bölgemizin yönetim kurullarına, yönetim ekiplerine, hem bizim bürok grubumuz gibi yatırımcılara, büyük emek vermiş yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi emin adımlarla büyüyor. Az önce de içeride Sayın Başkanımız çok kıymetli bilgiler paylaştı. Üçüncü etap da devreye girecek ve diğer elimizdeki sanayi bölgeleri de hızla gelişiyor. Burada şu an burada görev yapan, burada yatırım yapan sanayicilerimizin emeği büyük. Ama inşallah ileride şu anki sahip olduğumuz sanayi yatırımlarına, orta ve yüksek teknoloji yatırımlarına gelmesiyle birlikte Kütahya'mıza da çok daha önemli bir değer katacak diye düşünüyorum. Hepimiz bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Ben de bugün buraya, az önce sizlerle de birlikteydik, Gürok Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rıza Güral'ın adına plaketi almaya, kendisini temsil etmeye Sayın Grup CFO'muz Cem Bey'le birlikte katıldım ve büyük bir gurur ve onur duyduk. İnşallah bu güzel yolculuğumuz hep birlikte başarıyla devam eder. 600 senelik Kütahyalıyım. Şahir Şeyh Sinan'ın torunuyuz. Bu organize hikayesini 1974 senesinde, o zamanki Ecevit Erbakan hükümeti zamanında rahmetli Erbakan'ın sanayi yatırımlarıyla başladı. Bu Erbakan'ın projesi, motor yapan, büyük motor yapan fabrikalar, fabrika yapan fabrikalar kurmak için devlet ana karayolu üzerinde muhtelif sanayi tesisleri atılıyordu. İlk temeli bugünkü üniversite, yüksekokul denilen o kısımda 1974 senesinde temel atıldı. Zaman çok çabuk geçiyor. Bu organize sanayi bölgesinin yatırımları çok uzun bir yatırımlardır. Burada emeğe geçen valiler, belediye başkanları, ticaret odası mensuplarının hepsini çok çok teşekkür ediyorum. Bu kısa bir yatırım olmadığını hep gördük. Çünkü özellikle valilerimiz
hurdelesini kesmek istemediği yatırımlarda pek bulunmak istemezler ama her biri büyük üstün gayretlerle çalıştılar. Şunu hatırlıyorum, Altıntaş Organize Sanayi Bölgesi 2010 senesinde o zamanki valimiz Şükrü Hocatepe, daha yer yok, yurt yok, beraber bizi minibüse doldurdu, gittik. İlk o adım bana atıldı. 2010 neresi, 2024 neresi, 14 senede daha hiç kimse faaliyete geçemedi. Demek ki bu işler zor oluyor. Allah yardımcılar olsun bütün yatırımcılarım. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekiliyim. Aynı zamanda burada faaliyet gösteren Keramika'nın genel müdürüyüm. Tabii biz ilk defa 2006 yılında fabrikayı bu organizeye kurduk. O yıllarda gerçekten kışın yollardan zor geliyorduk. Çok fazla bir şey yoktu burada. Çok zor imkanlarda başlamış olduk. Ama sizin de gördüğünüz gibi aradan 17-18 yıl geçti benim buraya geldiğimden itibaren. Gerçekten şu anda yaşanabilir bir organize oldu. Altyapısıyla, üst yapısıyla insanların tercih ettiği bir organize oldu. Daha önce biz ilk organizeyi açtığımız zaman Kütahya'daki esnaflar Kütahya Organize'nin nerede olduğunu dahi bilemeyebiliyorlardı. Ama bugün Türkiye çapında bilinen bir organize oldu. Biliyorsunuz Kütahya OSB her ne kadar karma bir OSB olsa da porselen, seramik ve cam alanında bir kümeleşme var burada. Onun için Avrupa'dan ve Amerika'dan porselen, seramik alıcıları buraya heyetler haline geliyorlar ve 2-3 gün burada kalabiliyorlar. Bütün fabrikalara dolaşıyorlar. Onun için burası gerçekten önemli bir organize sanayi oldu. Biliyorsunuz pandemi döneminde Çin'de üretimler durdu. O zaman burada hiçbir şekilde biz durmamıştık, devam ettik. O yıllarda özellikle Avrupa'dan, yine Amerika'dan gelen satın alma heyetleri buraya sık sık ziyaret ettiler. Çin'in Kuanzo şehri vardır, porselen şehri. O yıllarda şöyle bir söz vardı, Türkiye'nin Kuanzo'suna gidelim. Yani Kütahya'nın, Çin'in Kütahya'sı da burası oldu. Gerçekten inanılmaz bir şekilde şu anda bir kümeleşme var. Ciddi bir şekilde organizemiz gelişti ve herkes tarafından bilinen bir organize oldu. Tabii bugüne kadar emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle Organize Sanayi Bölgemize hoş geldiniz. İşte 1. Organize Sanayi Bölgesi Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Başkanıyım. 50. yılımızı kutladığımız bugün de sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. 50 yıl süren bir çabanın sonuçlarında başarıya ulaşmak güzel bir şey. Şu anda Organize Sanayi Bölgemiz oldukça iyi bir konuma geldi. Organize Sanayi Bölgelerini bir doğum gibi kabul edersek, 1974 yılında doğmuş bir OSB. Bebek emeklemiş, yürümüş ve büyümüş. Şu anda da genç bir delikanlı. Organize Sanayi Bölgeleri için 50 yaş çok genç bir delikanlı olması anlamına geliyor. Yaş aldıkça da gençleşiyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde 100. yılda daha genç olacak, emin olabilirsiniz. Tabii inovatif bir organize sanayi bölgesiyiz. Karma bir OSB olmamıza rağmen bir kümelenmemiz var. Kümelenmemiz de bize artı değer katıyor. Fakat genişleme alanlarımızda, yeni genişleme alanlarında hedeflerimizi biraz daha farklı koyduk. Şehrin sosyoekonomik durumundaki iyileşmeyi artırmak için orada orta ve ileri teknolojili firmalara yer ayırdık. Bununla ilgili de tahsis kolaylığı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Organize sanayi bölgemizin bir sanayi bölgesi olmaktan çıkıp insanların yaşam alanı haline gelmesini sağlamaya çalıştık. Bunda da görece başarılı olduğumuza inanıyorum ama daha yolumuz var. Daha güzel bir organize sanayi bölgesi olmak için çalışıyoruz. Her ne kadar bazı insanlar görselden çok bir şey beklemese de biz görselin de çok önemli olduğunu inanıyoruz. Çalışanların mutluluğu çok önemli. Burada yatırımlarımız devam ediyor. Hem Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yatırımları devam ediyor. Hem de sanayicilerimizin tevzi yatırımları devam ediyor. 2024 yılında işte Temmuz ayında biliyorsunuz faizlerin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Buna rağmen bizim Organize Sanayi Bölgemizde yatırımlar devam ediyor. Bu önemli bir şey. Bölgemiz ürettiğinin hemen hemen %70-80'ini ihraç ediyor. Bu alanda güçlü.
Biz de OSB yönetimi olarak bu alanda güçlü kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah muvaffak olmak gibi bir temennimiz var. Genişlememiz devam ediyor. O bölgelerden gerçekten bir talep alıyoruz. Şu anda yoğunluk zaten Marmara bölgesinden bölgemize bir talep var. Kütahya batının tam ortasında şey olarak, coğrafi olarak. Tabii öncelikle bu tarafa doğru sekiyor şu anda İstanbul'dan kaçanlar. Biz de onları, gerçekten nitelikli olanları burada tutmak için çaba sarf ediyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Organize sanayi bölgesinde yapılabilecek işler açısından önümüzdeki dönemde birçok tahsis olacağını düşünüyorum. Şu anda genişleme sürecindeyiz. Şu anda tahsis edebilecek arazimiz yok açıkçası. Fakat ön tahsis yapabileceğimiz araziler çıkmak üzere. Bunlarla ilgili de tamamında, yani 2,5 milyon metrekarenin tamamında tahsis talebi var şu anda. Bu talepte de bir son dönemdeki sıkıntılardan kaynaklı bir azalma yok. Bizim son genişlememiz bu 2,5 milyon metrekare. Daha aslında genişleme imkanımız yok. Bu bakımdan talep de devam ediyor. Olmaya da devam edecek. Muhtemelen de çok iyi firmalar gelecek. Biraz karmaya doğru yönelmeye çalışıyoruz. Seramik kümelenmesi birinci kısımda. İkinci kısımda otomotiv ve tekstil. Üçüncü kısımda da biraz orta ve yüksek teknoloji firmalar olacak diye düşünüyorum. Ya tabii bu benim için çok büyük bir onur. Cumhuriyet'in 100. yılı biz burada çok coşkuyla kutladık. Düşünün hemen hemen genç cumhuriyet diyelim. 100 yıllık bir cumhuriyet, genç bir cumhuriyet. 100 yıllık cumhuriyetin yarısı kadar süre olmuş. Bir organize sanayi bölgesi başkan olmak çok güzel bir şey. OSB benden büyük, öyle söyleyeyim ben size. Bundan 24 yıl evvel, yani ben çok daha genç bir delikanlıyken burada biz ilk yatırımcılarından bir tanesiyiz. Şunu söylemiştim bölge müdürüne. Ben organize sanayi bölgesinin bir gün yönetim kurulu başkanı olacağım. Ve hedefim orada neydi? Biz bir dönem çok sahipsiz bir organize sanayi bölgesiydik. Bu bölgeye sahip çıkmak niyetiyle ben bunu söyledim. Yani bulunduğum yerde değer katmaya çalıştım. Buradan bir değer almaya çalışmadım açıkçası. Şu anda buranın yönetim kurulu başkanı olmaktan da gurur duyuyorum. Ahde vefa sergilemek bizim özümüzde var. Yönetim kurulu olarak sağ olsun yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım da hep bu konuda biz yanımda oldular ve beraber hareket ettik. Geçmiş yönetim kurulu başkanlarına ahde vefa gösterdik. Burada yatırım yapmış ya da buranın ortaya çıkmasında büyük emeği olan büyüklerimize ahde vefa göstermeye çalıştık. Siz de gördünüz. Şu anda burada artık yatırımcı bile olmayan, hatta hayatını kaybetmiş yatırımcılarımız var. Onları da bir plaketle hatırlatmak istedik ve bunda da başarılı olduk. Bundan sonra unutulmaz işler yapmak istiyoruz. Bir gün inşallah bizim isimlerimiz de burada bir yerlerde yaşıyor olur biz gittikten sonra. Bunun için çaba sarf ediyorum ama gururluyum, öyle söylemek istiyorum.